Konya'da faaliyet gösteren Sen Değerlisin Derneği yürütmekte olduğu Tarlaya Umut Ekelim projesi kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor. Güneşin altında ve insani olmayan koşullarda çalışıyorlar ve en çok da bundan çocuklar etkileniyor. Anne ve babalar sabahın erken saatlerinde tarlaya çalışmaya giderken artık ilkokul çağındaki çocuklarını da yanlarında götürmek yerine konteyner okula bırakıyorlar. Dürüst olmak, bunlar güzel. Başta eğitim hakları olmak üzere, oyun hakları olmak üzere, sağlık hakları olmak üzere bütün hakları ihlal edilen kesim mevsimlik tarım işçileri. Eğitimlerin yanında yıl boyunca sosyal ve kültürel etkinliklerde gerçekleştiren dernek yetkilileri çocukların yaşamlarına adeta renk katıyor. Sen Değerlisin Derneği okul öncesi çocukları da unutmuyor. 4-6 yaş arası çocuklar için kurulan konteyner sınıfta çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunuyor. Biz de burada çocukların farkındalıklarını arttırmak hakları noktasında ve onları eğitime kazandırmak için buradayız. Konteynerimizde okul öncesi eğitim veriyoruz ve çocuklara temel düzeyde eğitim vermeye çalışıyoruz. Çadır alanlarına yakın yerlerde kurulan konteyner sınıflarda toplam 50'ye yakın öğrenci eğitim ve öğretim görüyor. Okul öncesi düzeyde 25 tane çocuğumuz eğitim görmekte. Yine ilkokul düzeyinde de 25 tane çocuğa eğitim veriyoruz. Aynı zamanda 10 tane çocuğun okula yazılmasına vesile olduk. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının sonuna gelindi ve tatil zili çaldı. Sıra karneleri almaya geldi. Karatay ilçesi İsmail Atatürk Ortaokulu'nda okuyan 10 öğrenci karnelerini konteyner sınıfta öğretmenlerinin ellerinden aldı. Teşekkür ederiz. İbrahim Halil Demirdağ. Bugün çocuklarımıza karne heyecanını yaşattık. Karnelerini aldılar. Onlarla beraber okullarına gittik. Öğretmenlerin ellerinden karnelerini beraber aldık. Çok mutlular. Akşam da çadır alanında yine büyük bir karne şenliği düzenleyeceğiz ve alanda yaşayan bütün çocuklar bu şenliğe dahil olacaklar. Çocuklar karne almanın sevincini ve okulların kapanmasının burukluğunu aynı anda yaşadı. Karne aldım. Okula geldiğim için ben çok mutluyum. Çok mutluyum. Türkçe iyi, matematik iyi. Buradaki öğretmenlerimle çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Okul kapanınca ben çok üzülüyorum. Karnelerini alan öğrenciler hemen tarlaya koştu. Çadırda kalan ailelerine karnelerini gösteren çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Başarılar dilerim sizlere. Öğretmenlere hepinize teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Çocuklarımı, derslerimi, şeylerimi unutmadılar.